Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Medaricu s-salikin, Fatiha suresindeki İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ayetini insan oğlunun anlayacağı farklı anlamlarla izah etmeye çalışan bir kitaptır demiştik. Bu İyyâke na'budu ve iyâke nesta'în'' Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz ayetini farklı yönlerden anlamaya çalışıyoruz. Medar-ı kitabı üzerinden. Bugün de Fatiha suresindeki farklılıkları dikkatimizi çekecek şekilde önümüze çıkaracak müellifimiz ve tazammenet isbaten nubuvati min cihadin min cihatin adidetin farklı açılardan peygamberlikle alakalı konuları da Fatiha suresinde görebiliyoruz müellifin bahsettiği epey bir başlık açacak burada Fatiha suresini okuyunca bir Müslümanın namazda, mesela mezarda veya dua etmek maksadıyla okuduğunda aslında neler telaffuz ettiğini en ince ayrıntılarına kadar öne çıkarıyor. Bir bölüm de bu öne çıkan şeylerden biri peygamberlikle bağlantılı konuları anlatıyor olmasıdır Fatiha suresinin. Bütününde Fatiha suresi yani bir dört satır bile olmayacak kadar kısa duruyor. Ama Kur'an olduğu için bu. Allahu Teala'nın kelamı olduğu için enine boyuna açılabiliyor ve çok farklı pencerelere doğru çehremizi, yüzümüzü çekebiliyor. Nübüvvet ifadesi, nübüvvet kelimesinden geliyor. Nübüvvet, peygamberlik demek. Nübüvvet daha çok kelam ilmi yani akide ilmi ile meşgul olanların kullandığı bir kavramdır. Peygamberlikle bağlantılı konular demek. Evet, bu peygamberlikle bağlantılı konuların birincisi ehaduha kevnuhu rabbel alemin Fatiha suresinin ihtiva ettiği peygamberlikle bağlantılı bir konu Allahu Teala'nın Rabbul Alemin olmasıdır. Rabbul Alemin bütün alemlerin Rabbi. Rabbe ne demiştik? Sahip. Alemlerin sahibi. İnsan türü bir alem, hayvan türü bir alem, bitki bir alem, okyanuslar bir alem, cinler bir alem. Yani çok alem var. Binlerce belki alem sayabiliriz. Dünya demek alem. Bu farklı dünyaların tamamının sahibi Allah'tır. Rabbidir. <laughs> Biz Rabbimiz Allah'tır dediğimiz zaman ne kastediyoruz? Yani sahibimiz odur. O bizi gönderdi o yönlendiriyor diye anlıyoruz. Fela yeliku bihi en yetrukum suden muhmelen. Hiçbir şekilde Allahu Teala'nın ku yarattığı kullarını başıboş bırakması düşünülemez. La yu'arrifuhum <laughs> ma yanfa'uhum fi ma'ashihim ve ma'adihim ve ma yadurruhum fi ma Allahu Teala'nın onları yönlendirmiyor. Faydalı şeyleri nasıl yaşayacaklarını, onlara zarar verecek şeyleri anlatmıyor kullarına şeklindeki bir anlayış mümkün değil. فَهَذَا هَغْمٌ لِلْرُبُوبِيَّتِ وَنِسْبَةٌ اِلَى الرَّبِّ تَعَالَى مَا يَل۪يكُ بِهِ Yani böyle bir şey. Hem Rabbul Alemin hem de onlara açıklamamış, izah etmemiş sahiplenmemiş onları olmaz bu. Oma kadara hu hakka kadri men nesebe böyle bir şeyi yani Allahu Teala'nın sadece yarattığını ama sonrasına karışmadığını düşünen Allah'a layık olmayan bir şeyi düşünmüş olur. <laughs> Neyi konuşuyoruz kardeşlerim? İlk dersleri biraz böyle açık açık daha ayrıntılı yapmaya çalışıyorum ki ileride hızlanma hakkımız olsun. Bu yüzden de tercümeyi kelime kelime yapmıyorum. Toplu anlam çıkarmaya çalışıyorum. Fatiha suresi Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye bir ayet ihtiva ediyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederiz diyor. Bu alemlerin Rabbi olan Allah ifadesinden birinci notunu alıyor peygamberlik bağlantısı açısından. Diyor ki madem Allah bütün alemlerin Rabbidir. O zaman cinlerin başıboş kalmaması lazım. İnsanların başıboş kalmaması lazım. Hayvanların sahipsiz kalmaması lazım. Okyanusların, dağların sahipsiz kalmaması lazım. Göklerin sahipsiz kalmaması lazım. Toprağın altındaki yaratılmış şeylerin sahipsiz kalmaması lazım. Çünkü hepsinin Rabbidir Allah Celle Celaluhu diyor. Rab bunu gerektirir. Buradan geleceği nokta niye peygamber gönderdiğinin altını doldurmaya çalışıyor şimdi. Rab olduğu için peygamber gönderdi anlamı çıkacak buradan. İkincisi ise yani bu peygamberliği itiva eden konular barındırıyor da ehzuha min ismillahi Allah Teala'nın isminin burada geçiyor olması ve huvel ma'luhul ma'budu ve la sabila lil ibad ila ma'rifeti ubudiyyatihi illa min tariqi rusulihi Allah kelimesi bu rabbul aleminle bağlantılı olduğu noktada Allah kendisine ibadet edilen demek olduğuna göre kulları Allahu Teala'nın yarattığı o alemlerden birisi olan insanlar mesela o Allah olan Rablerine o Rabbi olduğunu kabul ettik herkesin tüm alemler rabbül alemin dedi çünkü. Ama Allah olarak onların ibadet etmesini istediği makam o. Dolayısıyla kulların ibadet zorunluluğu var. Çünkü Allah ibadet etmek için, önünde secde etmek içindir. Bunu nasıl bilecek kullar? Peygamber gönderme bir nevi mecburiyeti var yani insan zihni açısından Allah için mecburiyet olmaz. İnsan zihni açısından insanın bir mantık oturtabilmesi açısından Allahu Teala'nın peygamber göndermesi lazım. Nereden çıkarıyor bunu? Bismillahirrahmanirrahim'den sonra başlayan Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den çıkarıyor. Allah Rabbul Alemindir. O Rabbul Alemin yani sahiptir o hamd istiyor. Hamd istiyorsa nasıl yapacağımızı bildirecek, bildirmesi için peygamber göndermesi lazım. Müellif işte derin düşününce Elhamdülillah Rabbil Alemin ifadesinden bunları çıkarmış. El mevduu'u salis üçüncüsü Min ismihi Rahman. Bir de Errahmanir Rahim geçmişti. Rahman isminin yansıması var bu nasıl yansıyor ve inne rahmetehu. eğer Allah rahmeti varsa ki var temneu ihmal ibadi ve adma ta'rifhim ma yenaluna bi gayet kemali rahmeti olan bir Allah olarak rahmet ne diyoruz? Merhamet diyoruz biz Türkçede ona. Rahmeti olan bir Allah olarak kullarının en sonunda cennete girecekleri kemal, olgunluklara ulaşmalarını boşluğa bırakması mümkün değil. Nasıl ulaşacaklarını göstermesi lazımdı. Femen a'ta ismer rahmani hakkahu. Şu Rahman isminin anlamını gerçekten bilen birisi alime ennehu mutadamminun li irsalir rusul ve inzalil kutubi اَعْضَمَ مِنْ تَضَمُّنِهِ اِنْزَالَ الْغَيْسِ وَاِنْبَاتَ الْكَلَئِ وَاِخْرَاجَ الْحَبِّ Gerçekten Rahman kelimesinin ne kadar büyük bir mana ihtiva ettiğini anlayan birisi için o rahmetin gereği olarak yağmur yağdırıp ot bitirmek, toprağa koyunmuş taneleri Filizlendirmekten daha önemli bir rahmetinin Peygamber gönderip kitaplar indirmesi olduğunu anlar. Madem Allah rahmandır, Celle Celaluhu yani kullarına çok merhamet edendir, e bu da Rab olmasından kaynaklanıyor. Kulların sahibi çünkü, o zaman onları başıboş bırakmayacak. E madem başıboş bırakmayacak, elbette karınları doysun diye yağmur yağdırıp toprağı hareketlendirecek, toprak bitki bitirecek, ağaç bitirecek. Doğru. Ama bu mantıkla bakıldığında peygamberler gönderip, kitaplar gönderip onların sonsuz rahmete ulaşmalarını sağlaması çok daha öncelikli duruyor. Ve ihraç el hamd. Faktıda, faktıda rahmeti lima bi hayat el kulubi vel arvahi lima yuhassilu bi hayatel kulubi vel arvahi şu rahmetinin gereği kalpleri ve ruhları canlandıracak bir rahmet oluşturması e'zamu min iktidaiha lima yuhassilu bi hayatel abdani vel eşbah yani cesetlerimizin hayat bulması, doymasından daha önemli bir ihtiyaç karşılamış oluyor Allahu Teala peygamberler gönderdiğinde. lakinnel mahjubuna inna ma adraku min hada'l ismi ancak Allah'ın ilminden nasibi olmayanlar. Yani kısır bakanlar bu Rahman isminden hafzal behaimi ve hayvanların payı kadar anlayabiliyorlar. Ne demek hayvanların payı kadar? Yani Allah rahmet yağdırsın... E, bitki bitsin... inekler ot yesin... bu ne kadar basit bir anlayış... rahmet kelimesinden... sadece yağmuru anlarsan... bu kısır anlayışta kalırsın... rahmet kelimesinden hem onu... hem ruhların... cennete girmesini... bedenlerin cennete girmesini sağlayacak... yağmur statüsünde... peygamber ve kitap göndermesini de... anladığın zaman... Allah'ın rahmet ismini anlamış olursun. Yani Bismillahirrahmanirrahim ve Errahmanirrahim'deki Rahman kelimesini açıklamaya çalışıyor bize. Ve etreke minu ulul albab emran vara Gerçekten aklı olanlar ise bunun çok daha ötesini anlamış oluyorlar. Yani gündemimizin uzağında bir anlatım tarzı bu. Onun için tekrar buna değinmemiz lazım. Allah Teala'nın Rabbimiz olduğunu kabul ediyoruz. Bizim Rabbimiz Allah'tır diyor Celle Celaluhu. E Allah önünde secde etmek, şeriatına itaat etmek için vardır. O Allah peygamber gönderiyor. Kitap gönderiyor. Çünkü hem sahibimizdir, hem o Allah'tır, hem de Rahmandır üstelik. Rahman olduğu için Allah kullarını ne aç bırakıyor beden olarak ne peygambersiz kitapsız bırakıyor. Kıyaslama yaptığımızda ot bitirecek, ağaçlara hayat verecek, meyve oluşturacak yağmurun inmesi hayvanlarla ortak paydamızdır bizim. Hayvanlar da buna muhtaç. Ama hayvanlar peygambere muhtaç değil. Dolayısıyla peygamber de gönderdiği zaman bahar yağmuru gönderir gibi asıl rahmanlığı ortaya çıkmış olur. Bunu bu şekilde anlamayan da hayvan düzeyinde kalmış olur. Çünkü şu kadar yıllık denebilecek bedeninin ihtiyacı olan bir rahmet istiyor. Allah'ı ona layık görüyor. Celle Celaluhu. Ama derin düşünen mümin ise ebedi cennet düşünüyor. Ebedi bedeninin mutluluğu için çalışıyor. Rahman'ı da bu çapta düşünüyor. El-Mavdu'r <laughs> Rabi. Dördüncü nokta Fatiha suresinde peygamberlik konularını ihtiva eden dördüncü nokta min zikri yevmid din din günü kelimesinin geçmiş olmasıdır. Din günü yani karşılık günü demek. Biz dünyadaki yaptığımız hem iyiliklerin karşılığını hem de günahların karşılığını ahirette göreceğimize iman ediyoruz. Dolayısıyla o günü Allahü Teala maliki yevmid din din gününün sahibi olarak yani karşılık günü. Cennet bir karşılıktır. Cehennem de bir karşılıktır. İkisinin de ortak adı din günü diye bir kelimede kullanılmış oldu. <laughs> Fatiha suresi bunu da ihtiva ediyor. Bu peygamberlikle bir, bir, bağlantılı bir konu. Nasıl bağlantılı? Fe innehu l-yevm el yedinullahu el-ibade fihi bi allah Teala öyle bir gün ki o, o gün kullarının işlerinin karşılığını verecek. فَيُثِيبُهُمْ عَلَى الْخَيْرَاتِ وَيُعَاقِبُهُمْ عَلَى الْمَعَاصِ وَالسَّيِّئَاتِ Hayırlı işlerine sevaplar verecek, yanlış ve günah işlerine ise ceza verecek. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَ اَحَدًا Allah ise asla azap eden birisi değildir. قَبْلَ اِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ Kullarının önüne belgelerini çıkarmadan azap etmez Allah. Vel hüccetu innemâ kâmet bir rusulihi ve kütübihi. Hüccet yani belgesi de peygamber gönderdim, kitap gönderdim demiş olmasıdır. Ve bihim yani peygamberlerle, kitaplarla üstühikkas sevâbu ve Sevap da, günah da, ceza da o peygamberler geldiği için vardır. Demek ki Allahu Teala hiçbir şekilde peygamber veya kitap göndermemiş olsaydı, bu anlayış neyi gösteriyor? Demek ki hiçbir şekilde de Allahu Teala kullarına bir azap etmeyecekti, hesap sormayacaktı kıyamet günü demek ki. Bu nedenle kıyamet günü peygamber gönderdiği için dünyadayken kitap gönderdiği için dünyadayken allah Teala'nın hak edene sevap, hak edene azap vermesi hakkı oldu. Bu döndük geri tekrar çünkü o Rab'ti. Çünkü o Allah'tır. Rabbinin karşı, Rab olmanın karşılığı kulluk istiyor. Bunu böyle bir kanun gereği değil de rahmeti gereği istedmesi de Rahman isminden kaynaklandı. Bütün bunların gerçekleşmesi için de ben yarattım. Size rahmetimle muamele ettim. Peygamber gönderdim. Hadi getirin ibadetleri, getirin imanınızı. Diyeceği gün kurdu bu sefer. O günde ne gündür? Yağmı din, din günü. Yani din günü İslam dini demek değil. Oradaki din karşılık demek. İslam bizim dinimizdir. Müslümanlığımızın karşılığıdır demek istiyoruz buradan din kelimesi bu manaya geliyor. Bu nedenle Allahü Teala peygamberler gönderiyor, kitaplar gönderiyor, din günü için. Şimdi çok güzel bir ifade kullanıyor. Bu ifadeyi e, böyle Arapça bir deyim olarak ezberlemeye değer. Ve bihim kâme suku İşte bu peygamberler sebebiyle Din günü pazarı kuruldu diyor. Su'uk dediği, o mahşer yeri manzarasını tarif etmiş. Nasıl pazara gidiyorsun da cebindeki para kadar onu alıyorsun, o satıyor, sen alıyorsun. Bir karşılıklı alışveriş var. Allahu Teala da dünyada gönderdiği peygamberler, kitaplar sayesinde alışverişe gelmiş kullarının ücretlerini ödeyecek. Eee mal çalan, parasız alıp kaçanların da cezalarını ödeyecek cehenneme gönderecek. Ona suku yeumiddin demiş. Bu tip ifadeleri çok göreceğiz İplikayım'da. Yani derin anlamını çağrıştıran sanatlı ifadeler kullanmış. Kıyamet pazarı. Biz kıyamet pazarı nereye diyoruz? Böyle karba karışık her taraf dağılmış da deprem sonrası bir görüntüye falan diyoruz. Ve sikal abraru ilen ne'im ve'l fujaru ila'l cahim. O gün iyiler cennetlere kötüler de ateşe sevk edilmiş olacaklar. Bu da dördüncü noktaydı. El mevdu'l kamis, beşinci noktaya gelince, min kavlihi iyyâke na'budu. Şu iyyâke na'budu sözü, beşinci peygamberlikle bağlantılı nokta Fatiha suresinde. Ne demek iyyâke na'budu? Yalnız sen, de sana ibadet ederiz yalnız sana senin için manasında iki türlü de telaffuz edebiliriz yalnız senin için ibadet ederiz yalnız sana ibadet ederiz fe innemâ yu'bedu bihi teâlâ ama ancak şu, şu, yalnız sana ibadet ederiz diyorsan eğer fe innemâ yu'bedu bihi teâlâ la yekûn illâ mâ yuhibbuhu ve yardâhû o zaman ibadet sadece onun sevdiği ve razı olduğu işle yapılır. Altını çizelim. Belki şu koca kitabı evirip çevirip sonunda getireceği nokta budur. Çünkü kitabımızın başlığına İyyâken a'budu ve iyâken iste'in sürecinde medarecü s-salikin. Yani İyyâken a'budu ve iyâken iste'in yolunda yürüyenler demek. Ana gayesi bu kitabı yazmada, şerh etmedeki ana gayesi insan ibadetini kendisi oluşturamaz. İbadet Allah'ın istediği şey ile olur. Onu da peygamberi açıklar Aleyhissalatu vesselam. Bu peygamber Aleyhisselam'ın açıkladığını da fukaha önümüze ibadet olarak koyar. Bunun için şiddetli bir bidat düşmanlığı göreceğiz ilerledikçe. Çok yoğun bir bidat yani bidatı ileri derecede reddedecek. Zaten kitabın asıl müellifi Herevide de büyük bir bidat antipatisi var. Ve aynı zamanda kulun Allah sevgisinin ve Allah'a şükretmesinin ibadetin ruhu olduğunu yani göstermelik bir ibadet, zoraki yapmış olmak için yapılmış bir ibadetin olmayacağını yoğun bir şekilde hep vurgulayacak. Zaten İlmihal kitabından farkı da bu. Yani İlmihal kitabı bize namazın nasıl kılınacağını öğretiyor. Şeriat'a göre böyle kılınır. İbn-i bu eserinde de namazsa mesela ibadet, o namazı niye kıldığımı bana tarif ediyor. Rükû şöyle yap demiyor. Rükûye ya bunun için ineceksin diyor. Yani bizi birisi fiziğiyle, al fiziğiyle karşılaştırıyor. Bu tip eserler de bizi mantığıyla, ruhuyla karşılaştırıyor yaptığımız ibaretlerin. Ne dedi? Fe inne ma yu'bedu bi taala la yakunu ma bi taala la yakunu illa ma yuhibbu ve yerda sadece sevdiği ve razı olduğu işlerle Allah'a ibadet yapılabilir. Başka türlü bir ibadet yapılamaz. Ve ibadetu hiye hiye şükruhu. Aslında ibadet ibadet dediğimiz şey ona şükretmektir. Şükürdür. Ve husnu ve husnu fıtri ma'kulun lil'ukul selimeti. Yani bu şükür Allah'a şükür için bizi yarattı, bize peygamber gönderdi, bizi kulluğuna kabul buyurdu, kitap gönderdi. Bu büyük bir şükür ve onun iyiliğini kabullenmekle ilgili bir anlayıştır. Mümin bunu bunu anladığı zaman ibadetten zevk almaya başlar. Bunu da bozulmamış fıtrat sahibi her akıl anlar zaten. Neyi anlar dedi burada? Ya şimdi yukarıdan beri ne anlatıyoruz? O Rabbul Alemindir. Kitap gönderdi, peygamberler gönderdi, gönderdi, gönderdi. bunlar hep böyle dolduruyoruz, dolduruyoruz. Bunu ders kitabında okulda okuyan bir öğrenci gibi de anlayabilir insan. Bu makul bir süreç olarak içini de doldurabilir. Bu içini dolduracak kimse fıtratı bozulmamış kimselerdir. Fıtrat ne ediyoruz? Yaratılmış safiyette. Buna hep örnek olarak ne veriyoruz? Mesela yeni annesiyle konuşmayı öğrenen bir buçuk yaşında bir çocuk. Yeni daha anne diyor, baba diyor. İşte iki yaşında bir şeyler söylemeye çalışıyor. Gel buradayım, sen neredesin? O çocuğa istesen de yalan konuşturamıyorsun henüz yaratıldığı temizlikte olduğu için yalan nedir bilmiyor. Daha sonra abisinden, kuzenlerinden, komşu çocuklarından okula gidince okul arkadaşlarına yalanı öğreniyor. Ha, o süreç onun fıtratının darbe görmeye başladığı süreçtir. Niye? Melek gibi diyorlar iki yaşında çocuk için. Gerçekten melek gibi katkı yok. Anasının babasının yalanlarını öğrenmemiş. Arkadaşlarından yalan öğrenmemiş. Sövmek nedir bilmiyor. Sonra babasını, abisini veya arkadaşlarını söverken görünce o da sövmeyi öğreniyor bu sefer. Hayata katıldıkça mesela 50 yaşına gelince, 5 aylık bir çocukla hiç benzemiyor bile birbirine. 5 yaşında bir çocuk, 50 yaşında çocuğa asla benzetilemiyor. Neden? Biri henüz 5 senelik kirlendiyse de kir görmüş. Öbürü ise 50 yıllık pas tutmuş. Oksitlenmiş artık. Fıtrat, bozulması, kirlenmesi denen şeyi bu. Bu fırlat, fıtrat kir, kirlenmesi olmamış herkes ellerini kaldırıp Allahu Ekber diye namaza durduğunda Fatiha'yı okuduğunda yaptığı işin çok mantıklı ve gerçekten yapılması gereken bir şükran-ı nimet yani Allah'ın bunca nimetlerine karşı yapılması gereken bir güzellik olarak görür diyoruz. Evet. Kable ikametil hücceti aleyhi. Bütün bunlar tabi karşısına belge çıkarıldığı zaman bu peygamber şu mucizeyi de gösterdi. Buna rağmen sen hala ibadet etmedin. Yok edeceğim madem peygamber mucize gösterdi. Mesela Surakay'ı hatırlıyoruz değil mi? Kuma batmıştı battıktan sonra tamam daha dokunmuyorum gidiyorum dedi. Yani o peygamber efendimizin büyüklüğünü kabul etmedi. Ettiği için yapmadı bunu. Ne yaptı? Belgeyi gördü. Mucize gördü. Pes etti. Bu değil. Bu olmadan önce vicdanlı, selim bir akıl bunu kabul eder. Mesela hiç şehirlere inmemiş, televizyon izlememiş, medya ile bağlantısı yok. Annesi, babası bir dağda yaşıyorlar. Bu insanın cennet düşüncesi, cehennem korkusu ile şehirlerde yaşayıp her gün yüzlerce insanla karşılaşan, haberleri izleyen, dünyayı izleyen, işte Hindistan'da ineğe tapanlardan haberi var, Afrika'da ağaca tapanlardan haberi var. Bu, bu kültürler hepsi iz yapıyor kafa. İkisinin Allah'a kulluktan lezzet alması aynı şeyler değil. Bundan tabii ilerideki konulardan çıkacak bu. Bizim namazımızın bozulmaması için dikkat ettiğimiz gibi fıtratımızın da bozulmamasına dikkat etmemiz lazım. Fıtrat bozulduktan sonra peygamber sesi duymuyor kulak. Bir mesela e, diyelim ki şimşek çakıyor, çok gürültülü oluyor. Hani böyle sanki bomba düştü binaya zannediyorsun. E, fıtratı selim olan birisi ne yapıyor? Lati, la ilahe illallah diyor. Böyle bir düşüncesi olmayan vay be ne korkunçtu diyor. Onu bir film izler gibi izliyor. Öbürü ahiret gibi izliyor. Allah'ın en takva kulu olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdi değil mi? Hava kararınca, bulut görünce ne yapıyordu? Eski ümmetlerin halini hatırlayıp mübarek yüzü kızarıyordu. Korkuyordu. Niye? Etkâkum ve akşâkum. Allah'tan en çok korkan, en haşyet ehli olan oydu. Yıldırımdan, şimşekten en güçlü anlamı da o çıkarıyordu. Nasıl? Küçük çocuk henüz şimşek nedir bilmediği için böyle bir ses duyduğunda ne yapıyor çocuk? Gözlerini kapatıp annesinin kucağına atıyor kendisini. Çünkü onun fıtratında şimşek gelir geçer diye bir şey yok. İlk defa duyuyor bunu. Ve annesinden başka da sığınağı yok. Eğer bir mümin peygamberlikle ilgili, bu, bu tabiat olaylarıyla ilgili vesaire vesaire belgeleri görmeden Allah-u Teala'ya sığınmak, ona ibadet etmek, düzeyinde olmak istiyorsa fıtratını canlı tutacak. O çocuk örneğinde olduğu gibi. Fıtrat bozuldukça insan Allah'tan başka sığınacak şeyler olduğunu zannediyor. Bahaneler bulabiliyor insan. Lakin tarikat teabbudi ve ma yu'bedu bihi la sabil ila ma'rifeti illa bir rusulihi. Şu kadar ki bütün bu selim akla yani bozulmamış fıtrata yönelik yatırım için bunun içinde nasıl ibadet edileceği için de muhakkak peygamberler gönderilmesi lazım. Çünkü peygamber örnek olacak. İnsan evet ibadet etme ihtiyacı hisseder. Doğru ediyor da niteki bunun için ineğe tapıyor. Bunun için ateşe tapıyor. Yani fıtri yapımızda bizim ibadet etme ihtiyacımız var. Bu dua etme ihtiyacımız var. Kimi gidiyor kendinden beş yaş büyüğüne yalvarıyor. Kimi siyasi gücü olana yalvarıyor, kimi zengine yalvarıyor. Herkes birine yalvarıyor. Biri de gidip İyyâke na'budu diyor. Senden başkasına ben yalvarmam, ibadet etmem diyor. Buradaki fıtri ihtiyacı makul ve gerekli ve kabul edilecek kalıplara da peygamberler sokacak. Buradan nereye geliyor? İyyâke na'budu'nun peygamberlikle bağlantısı, nübüvvetle bağlantısına geliyoruz. Ve fi hada beyanun. Buradan da anlaşılıyor ki bir makul daha çıktı. Enne irsele rusule emrun mustakirrun fil uquli. İyi düşünüldüğünde peygamber ihtiyacı da esasen akılla kabul edilmesi gerekir. Madem Allah akılla kabul ediliyor dedik. Onun Rab olması zaten makul olan bu. E ona ibadet ihtiyacı da makul. Ama bir öğreticinin, örneğin bir belgenin olmasını da makul kabul etmemiz gerekiyor. Eğer insandan bütün bunları istiyoruz, burası çok önemli bir nokta. Bütün bunları istiyoruz, yap bunu diyoruz. Ama nasıl namaz kılacağını gösterecek bir peygamber gönderilmiyor. İnsan arar bulur. Allah'ı buluyor. Nitekim uçak türbülansa gidince herkes bir haliki olduğunu buluyor. Bulur insan. Hem süreklileştiremez bunu hem herkes bir ilah bulur. Emin Saraç hocamla rahmetullahi aleyh Hindistan'a gittiğimizde havaalanında çok çirkin New Delhi havaalanında çok çirkin ama olağanüstü çirkin bir tanrı resmi karşıladı bizi. Onların kadın tanrısıymış o. Çok berbat bir şey. Az kalsın Emin hocam hadi desek aynı uçakla geri dönecekti. Bu ülkeye girilir mi diye. Işte, estağfurullah diye diye çıktık havaalanından. Arabaya biner bilmez Nedvi Rahmetullahi Aleyh'in bizi karşılayan elemanını hemen Emin Hocam bana bir söylesene dedi. Bu ne bu havaalanındaki dedi. O anladı tabii. Her gelen meğer soruyormuş onlara. E bu buranın tanrılarından dedi. Hani neye tapınıyordular buradakiler dedi Emin Hocam. Yani biz bildiğimizde Hindistan'da ineye tapınıyorlar. Hep öyle biliyoruz. Adam dedi ki Necvi Hoca'nın talebesi rahmetullahi aleyhim ben. Burada 725 tane din var dedi. İneğe tapanlar en yoğun oldukları için dünyada hep öyle biliniyor. Çok güçlü maymuna tapanlar da var dedi. Fareye tapanlar var dedi. Kadına tapanlar da ilk ona giriyor dedi. O havaalanında gördüğünüz resim de çok büyük bir tanrı dedi. Yani kadın kadın tanrılardan biri. Tam o olunca asıl burayı vurgulayacağım. Bir caddeden bir yere geçiyoruz. Böyle iç trafik çok yoğun olduğu için arabayla gidelim bazı yerlere dendi. Böyle yarı dükkan, yarı ofis gibi kaldırım hizasında bir yerde sıraya girmiş insanlar. Hocam da böyle hafif boşlukta bulunup rahmetullahi aleyh. Ne alıyor ki buna? Burada neyin sırası var dedi ne yani merak etti Hindistan'da fakirliği olan ne? Dükkandan böyle içeri hep beraber baktık. Affedersin çırılçıplak bir adam oturuyor. İnsanlar gelip önünde eğilip gidiyorlar meğer. Bir kere daha Emin hocam renkten renge girdi. Of puf çıktık dışarı gene dedik bu ne ya dedi. O havaalanında gördüğünüzün erkeği bu dedi. Bu da Tanrı dedi. Çok önemli bir ee, anlama konusu bu. 725 din var. İrili ufaklı tabii. Kiminin 300 bin üyesi var. Demokrat bir ülkede olduğu için Hindistan'da Hindistan demokrasisi diye bir demokrasi çeşidi var. Ve çok güçlü bir demokrasi kabul ediliyor dünyada. İşte bu sonucu da bu. Demokratik bir ülke olduğu için kimsenin dinine karışmıyor. O dinden şunu çıkardık biz, din anlayışından. Hindistanlılar zaten fakir millet. Zengini Avrupa'ya kaçmış, Amerika'ya kaçmış. Gerisi fakirler orada yaşıyorlar. Fakir olunca da biraz daha dine meyil yükseliyor. Bu sefer yüzlerce din çıkıyor bir, bir toprakta, bir ülkede. Yüzlerce din çıkıyor. Bu yüzlerce din, işte bu bahsettiğimiz Herkes büyük bir güç beni buraya getirdi. Bu güç benden bir şey istiyordur muhakkak. Öbür türlü bana rızık göndermez, ekmek göndermez. Düşünüyor. Sonunda zavallının gelebildiği nokta ama bu rezillikler. Fakat e, zikretmezsek hiç doğru olmaz. Dünya'da en kalabalık Müslüman nüfusu da Hindistan'da. Elhamdülillah. Yani hele Müslümanların yaşadığı şehirlerde camiler böyle füze gibi dizilmiş Hindistan'da yani İslam da var. Ne ararsan var. İşte bunun için akıllı bir insan Allah'ın peygamber göndermesi lazım. Yoksa bu bu kaos götürür bizi. Dinsizlikten fena yapar bizi. Çünkü yani o gördüğümüz hocamız dava da alanında gördüğümüz ilk sahne yani dinsizlikten daha kötü. İnsanın kendi cinsinden birisine tapınma. İneğin belki bir anlamı olur hani sütü var. Kuyruğu bile fırça yapılıyor, işe yarıyor der. İneğe bir anlam yükledin diyelim. O da batıl gerçi de. Ama çok enteresan insan mesela fare fareler böyle kediden büyük fare oluyormuş. Çünkü sürekli onları besliyorlar yağla, bey ne yerse tapınıyor ona tapınıyor. Kendisi açtan ölüyor. Fareye tapınıyor. Tapınaklarını gördük. Fareleri, fare tapınağı. Zannediyorsun bir zenginin sarayı meğer fare tapınağıymış. İşte belli günlerde geliyorlar tapınıyorlar. İnsan çok mükerrem ve çok aciz bir varlık. Çok aciz. Şimdi burada bir nokta koyalım. Paragrafı bitirmeden. İyi tefekkür edelim. Ben Müslümanım. Ölürüm dinim için. Diyen birisi neden peygamberin sünnetini zayıf görürsün? Bunu anlayalım. Buradan şeytan ne kazanıyor? Peygamber aleyhisselamın sünneti zayıflatılınca. Peygamber örnek. O örneği şu hadis zayıf, bu hadis şişman diye evirip çevirip zayıflattığın zaman Şeytan hangi tünele doğru boşluk açıyor? O Hindistan'daki din kaosuna doğru boşluk açıyor. Herkes Kur'an'a inandım ben diyor. Cennet, cehennem, kabir bunlar hep inandım diyor. Fakat fakat kendi mantığına uygun bir din oluşturuyor ondan sonra. Ve asla bir çatı altında birleşmiş bir İslam ümmeti olmuyor o zaman bir çatı yetmiyor insanlara. O çatı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Demek ki biz peygamberimizden din öğrendik. Elhamdülillah. Ona minnettarız. Çok daha çok daha minnettarlığımız da sayesinde bir aradayız biz. Sayesinde bu karmaşadan en azından zihin boşluğundan kurtuluyoruz. Bunu alınca ne yaptığını gördük. Evdeki aile konularında ne yaptığını gördük. Kendi iman edenleri onu bunaltınca, daraltınca ne tepki gösterdi gördük. İbadete nasıl ciddiyet verdiğini gördük. Dünya malına nasıl tenezzül etmediğini gördük. Evet o büyük bir zirve. Biz o zirveye gitmesek de yani onu o zirveye gelememiş olsak da neticede hedefimiz o zirvedir diye yürüyoruz. Onun için şu İyyâke na'budû müellifimizin getirdiği nokta yani aklı olan herkes bir peygamber ihtiyacı olduğunu anlar. Bunu abartmaya gerek yok noktasıdır. Yeter ki bu akıl darbe görmüş olmasın. Medyadan, çevreden, toplumdan darbe görmesin. Herkes bunu anlar. Bunu Hindistan örneğiyle örneklendirdim. Ama geldik bizim meselemize, Köyde bir imam hatip mezununun ya o sünnettir boşver demesinin en azından işte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar genelde öyle demiyorlar tabi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın getirdiği Kur'an bize yeter demiş olmasının o anda belki Hindistan ortamını çağrıştırmıyor olur. Yani doğru o anda onu çağrıştırmıyor. Ama on adım ötesinin gittiği yeri ya anlar mümin ya da belasını bulunca anlar iş işten geçmiş olur. Yestehilu ta'tilul alemi anhu kema yestehilu ta'tiluhu anis sani'i. Bunun altını çizelim hafız salih. Allah yapmadı, yaratmadı bu dünyayı demek nasıl mümkün değilse peygambere gerek yok demek de o kadar mümkün değildir. Çünkü peygamber olmadan kulun Allah'ı halik olarak bulması, anlaması mümkün değil. فَمَنْ enkara rusule fakat enkara mursile ve lem yu'min Bunun için bunun için iki nokta üst üste, peygamberi inkar eden peygamberi gönderen Allah'ı da inkar etmiştir. Bu bahsettiğim tünel bu işte. Yani sünnetle gevşeklik ilişkisine girdiğin an ucu nereye gidecek? Allah'a karşı da sen bu tavrı göstereceksin. Onun için kadim ulemamız farz, vacip, sünnet, müstehab, mubah diye beşe bölmüşler. Allah'ın emirlerinin ağırlık sıralamasını. Farz, işte öğle namazı mesela farz, vacip, bitir namazı gibi mesela sünnet, yani misvak kullanmak gibi mesela müstehap, sünnet kadar da değil. Mesela farzı yüzde yüz diyelim, vacibi yüzde doksan diyelim, sünneti yüzde elli diyelim, bağlayıcılığı ve sevabı günah açısından. Müstehap da yüzde otuz, adab da yüzde onlarda olan şeyler demek. Farzı inkar eden, yok kabul eden dinden çıkıyor. Yapmayan da cehenneme giriyor. Gerisi için böyle bir şey yok. Vacip içinde var diyelim vacip de ciddi bir şekilde imana yakın risk getirir. Farz gibi değil ama. Müst sünnet, müstehap, adab bunlar en aşağıdan yukarı doğru başlandığında farza gelinceye kadar din gitmiyor insanın elinden. Direkt cehenneme de girmiyor. Fakat diyor ki alimler hiçbir ağırlığı yok gibi duran adabı, müstehabı yıkmadan farzı yıkamaz kimse diyor. Önce edeple başlatıyor şeytan. Edebi daraltıyor. Müstehaplara zaten gerek kalmıyor düşünüyorsun. İki sene sonra sünnetleri ihmal ediyor. Dört beş sene sonra vaciplerde zaten yani çok sıkışığım vaktim yok diyor. Bir sene sonrası onun veya bir ay sonrası farzdır. Farz da deviriyor. Devire devire geldiği için. Bu sebeple Peygamber aleyhisselamın makamıyla oynandığı her oyun allah Teala'yı inkara doğru hızlı bir şekilde yürüyüşün adıdır. Ve lihâzâ sübhânehu el küfre bi rusulihi küfran bihi. İşte bunun için Allah peygamberini inkar edeni kafir kabul ediyor. Bunun için. Evet. Beş şey saydı bize müellifimiz peygamberlik makamını düşünmemizi gerektirecek Fatiha'daki başlıklar. Bir sonraki derste altıncıdan devam edeceğiz. İnşaallahu Teala. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.